Merhabalar Toros TV'nin değerli izleyenleri. Biz bugün Toros TV ailesi olarak Adana Kozan Çarşısı'ndayız. Kozan Çarşısı esnafına mikrofon uzatacağız ve onlara beklentilerini soracağız. Hadi başlayalım. Belediye başkanından beklentileriniz ne derdir Kozan Çarşısı'nın için? Bundan evvelki yönetimden bu kaldırım işgali, yol işgali olmadı. Şimdi yeni yönetim beklentimiz ne? Bu işlerin kaldırım da vazgeçtik, yol işgali oldu. Hatta zabıtayı aradım. Cevap bile gelmedi. Beklentimiz bu kaldırım işgali, yol işgalinin hallolması. Yani siz kaldırım işgali, yol işgali gibi işlerin kaldırılmasını istiyorsunuz. Evet. Peki mesela burayla alakalı başka çevre düzenlemesi konusunda bir isteğiniz var mı? Yok. Çevre düzenlemesi konusunda bir sıkıntınız yok. Evet, ismiyle anılıyor burası, iyi. Yok, konumu olarak demiyorum. Mesela burayı da bir büyük saat gibi düzenlenmesini ister misiniz? İsteriz tabii, iyi olur. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kaldırım işgalini çok dile getirdim. Kaldırım işgali konusunda. Bak yürüyün. Ben kendimden bile utanıyorum. Sizden en önce benim resmimi çekin. Vallahi diyorum bak. Tamamdır. Helalleri bir görseniz aklınız hayaliniz durur. Şimdi biliyorsunuz ki Yüreği Belediye Başkanı değişti. Yeni belediye başkanından Kozan Çarşısı için beklentileriniz neler? Mesela bir çevre düzenlemesi bekliyor musunuz? Yani bekliyoruz ama dükkanlarımızı yıkmadan. Dükkanları yıkmadan, yani tabii. Metrekaresini küçültmeden mi diyorsunuz? Hayır. Yani dükkanın üstünü kapatıp, dükkanların üst tarafını kapatıp, yani bir şöyle çarşı görünümü bir yer istiyoruz. Zaten öyle olursa burası turist de çeker. Anladım. Yani şöyle aslında siz yerinizi ve konumunuzu değişmeden sadece dükkanların üstü kapatılarak burası daha aynen estetik öyle. Bir görünüme gelsin aynen istiyorsunuz. Öyle. Yani mesela büyük saat biliyorsunuz orayı yenilediler. Onun yani gibi mi? Ora gibi yaparlarsa bizi buradan çıkarırlar. Başka bir yer mi? Anladım. Peki siz sadece burayla alakalı bir çevre düzenlemesi yani, bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle bekliyoruz. Yani olursa çok iyi olur. Biliyorsunuz ki şu an Yüreği Belediye Başkanı değişti. Yeni bir belediye başkanı geldi. Evet. Ve gelen belediye başkanı özellikle kentsel dönüşüm ve çevre düzeni vaadiyle geldi. Evet. Sizin Kozan Çarşısı esnafı olarak yeni belediye başkanından beklentileriniz nelerdir? Genel anlamda temizlik. Ve organize mesela bir çarşıya benzer bir şekilde çarşı. Varoş değil de mesela güzel bir binalarda iki katlı olur, tek katlı olur vesaire. Yani güzel bir nezih bir şekilde olacak bir binalar bekliyoruz biz başkanımızdan. Yani mesela tarihi büyük saat gibi bir çevre düzenlemesini olabilir, bekliyorsunuz? Olabilir tabii. Peki o şekilde bir düzenlemenin buradaki müşteri sirkülasyonunu da değiştireceğini, fazlalaştıracağını düşünüyor musunuz? Aynen. Çünkü harekette bereket vardır biliyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Bence de yani ben öyle düşünüyorum düşünce olarak. Fakat şimdi şunu söyleyeyim. Sadece ilçe başkanlığıyla bitmiyor. İlçe belediye başkanlığıyla da olmuyor. Doğru. Büyükşehirle. Mesela atıyorum Adana'da biz büyükşehirden bir hizmet görmedik. Mümkün değil. Nedir mesela? Buraya efendime söylenen verilen vaatlerin hiçbiri uymadı. Hiçbir şeyde tutulmadı. Daha önce Kozan Çarşısı'yla alakalı verilmiş vaatler var mıydı? Vardı tabii. Yani baştaki Zeydan Başkan'ın mesela çok vaatlerde bulundular. Fakat buraya gelen burası öksüz bir çocuk ya. Yani. Bu misali. Nasıl caminin kenarına bırakılan bir çocuksa bizim şeyimiz de aynen çarşımızda öyle. Herkes bir şeyler vaat ediyor yani. Bunun sağ veya sol partisi önemli değil. Veyahut da A partisi B partisi değil. Fakat hiçbir zaman buraya bir öz evlat muamelesini görmedik. Anladım. Ve şu an sizin bu konuda büyük beklentileriniz çok büyük, var. Çok büyük rahatsızlığımız var. Beklenti değil, çok büyük rahatsızlığımız var. Nedir? İnsanlar burada gömleğini giyiyor. Sabah bismillah deyip yola çıkıyor. Ekmeğine bakıyor. Fakat buradaki müşteri potansiyeli çok çok düştü. İcabına gelirse mesela şunları söyleyeyim. Bir devlet hastanesinin burayı biraz kan katacağını düşünüyorum. Fakat onun haricinde ne kaymakamlık ne ilçe belediyeli ve bilmiyorum yani burası bir çıkmaz sokak gibi oldu. Anladım. İsyanınızı anlıyorum. İnşallah yetkililer de sizi buradan duyarlar. İnşallah. Ahmet Bey kaç yıldır Kozan Çarşısı'nda esnafsınız? 25 yıldır. 25 yıldır. Uzun bir süre. Peki Kozan Çarşısı bu 25 yılda kendini ilerletti mi yoksa olduğu konudan daha mı geriye gitti? Ya Kozan Çarşısı'ndan çok özel bir ilerleme beklemiyoruz. Yani Kozan Çarşısı hatta geriye gitti diyebilirim. Ben inanıyorum 20 sene, 25 sene önce kuyruğa girerlerdi insanlar buradan mal alabilmek için. Ama işte köylü garajı kalktı. İşte belirli ilerlemeler yani gittikçe çirkinleşme var. Tabii ki bir düzen gelirse çok güzel olur. Tek tip olursa çok güzel olur.
Ama ne derece yapabilirler? Yapamayacaklarına inanıyorum. Anladım. Peki şöyle, buranın çevre düzenlemesinde eksiklik olması ve Kozan Çarşısı'nın geriye gitmesi müşteri sirkülasyonunu ve satış potansiyelini etkiliyor mu? Yok. Yani bizim satış potansiyeliyle onun alakası yok. Kozan Çarşısı denince insanın aklına bir çeşitlilik geliyor. Yani ne ararsan var. Eğer vaktiniz varsa Zıkkım'ın Kökü diye bir kitaptan bahsedeceğim. Buyurun. Muzaffer İzgün'ün bir kitabı. Kitabı okuduğumda sayfanın birinde Kozan Çarşısı'ndan bahsediliyor. Çok enteresan bir şekilde işte Taşköprü karşıya geçtin miydi? Sola dönüp tekrar sağa döndün müydü? Küçücük dükkanlar. Ne ararsan var, ne ararsan var, ne ararsan var diye bir paragrafı vardı. Çok dikkatimi çekti ve oranın esnafı olduğum için, neredeyse ömrümün yarısını burada tamamladığım için valla kendimce gurur duyuyorum. Ama bu Kozan Çarşısı'ndan daha fazla bir şey beklendiğini düşünemiyorum. Yani şöyle, aslında sizin bir beklentiniz var buranın gelişmesiyle alakalı ama hayır, gelişebileceğini düşünmüyorsunuz. Hayır, gittikçe geriye gidiyor. İşin enteresan tarafı gittikçe geriye gidiyor. Yani daha fazla esnaf vardı ama boş dükkanlar var. Birazcık ekonomiyle alakası. Biraz gidişatın kötü olması. Çeşitlilik gittikçe azalıyor Kozan Çarşısı'nda. Kozan Çarşısı'nda herhangi bir çevre düzenlemesi bekliyor musunuz? Mesela bu sizin eş potansiyelinizi azaltıyor mu? Tabii ki. Mesela sizden çocuk aracı buradaydı. Çok iyiydi. Eş potansiyeli o zaman daha yüksekti. Ama şu an için Düzey Otogarı'nı aldıkları için buraların içine etkiledi. Düzenleme olursa çevreyi o zaman daha güzel olur. İşler daha da artar tabii ki. Peki şöyle bir şey var. Burayla alakalı mesela çevresel düzenleme olarak beklentileriniz nelerdir acaba? Beklentilerimiz mesela eski olan binaların yıkılması, işte yolların, çevrenin temizlenmesi, hijyenik bir hale getirilmesi. Bu durumlar buradaki iş potansiyeli dediğiniz gibi azaltıyor sanırım, değil mi? Tabii ki. Biraz yoksa, dışarıdaki vatandaş da korkarak geliyor sanırım. Tabii ki bu Kozan Çarşısı tarihi bir yerdir. Tarihi bir semtimizdir. Çok eskidir Kozan Çarşısı. Onun için isteriz ki burada tabii ki düzenleme olsun. Buranın iş potansiyeli tıpkı Büyük Saat gibi, Küçük Saat gibi çok olan bir yer yani. Evet, mesela Büyük Saat gibi düzenleme ister misiniz buraya? Tabii ki isteriz yani. Kozan Çarşısı'nı değerlendirecek olsanız eskiden nasıldı, şu an nasıl? O eskiden de aynı, şimdi de aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani 30 yılda hiç gelişme olmadı mı? Hiçbir gelişme yok. Peki Kozan Çarşısı esnafı olarak buradan mesela işte yeni bir belediye başkanımız var. Yani Hüreyi Belediye Başkanı değişti. Hüreyi Belediyesi'nden, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden beklentileriniz neler Kozan Çarşısı için? Buranın yenilenmesini istiyoruz yani. Bir şeyler yapılması aynı köy gibi yani. Burada hiçbir şey, gelişme yok. Yani bir çevre düzenlemesi istiyorsunuz tabii. Buraya. Evet. Yani sadece dükkanlar mı, sokak ve dükkan, çevre düzenlemesi mi? Yani burası tam yani 50 senedir belli aynı. Hiç değişen bir şey yok. Peki bu sizin satışlarınızı, insanların buraya gelmesini etkiliyor mu buranın? Etkiliyor tabii. Burayı kimse bilmiyor yani. Burada her şeyi satıyoruz biz. Kimse bilmiyor. Görenler şaşırıyor yani. Burası nasıl diyor yani. Köy gibi aynı diyorlar. Değil burada mi? Yani burası yok. Biraz böyle geride kalmış tabii, gibi. Tabii çok geride kalmıştır. Peki sizin bu konuda başka beklentileriniz var mı? Beklenti şöyle yani. Buranın daha güzel olması, canlılık olmasını istiyoruz. Yani daha gelişmesini istiyoruz. Peki burası gelişse sizler de daha iyi satış yapabilecek misiniz? Tabii, buraya daha çok insan gelecek tabii, mi? Tabii. Potansiyelimiz daha çok yükselir. Daha iyi iş olur. Yani yenilik olmuş olur. Daha güzel olur. Kozan Çarşısı'nın şu anki durumunu beğeniyor musunuz? Hiç beğenmiyorum. Problemi nedir şu an Kozan Çarşısı'nın? Kozan Çarşısı'nda düzen yok. Çevre düzenlemesinden evet, bahsediyoruz. Çevre düzenlemesinden bahsediyoruz. Hüreyi Belediyesi hiç buraya imkan tanımadı. Çalışma yok. Ha, gelecek belediyemiz olabilirse memnun olacağız inşallah. Yani şöyle, yeni belediye özellikle şu an hani belediye evet. Başkanı değişti. Yeni belediye başkanı da kentsel dönüşüm üzerinde çok durdu. Bu i̇nşallah. Konuda beklentiniz var sizin de sanırım. Herhalde var. Aynen. Peki buradaki çevre düzenlemesi eksikliği burada müşteri potansiyelini düşürüyor mu? Sürekli burada insanlar birbirine bir şey yapıyor, tartışma yapıyor. Yani tartışma. Çevre düzenlemesiyle evet. Alakalı mı? Aynen, iki araç bir yan yana geçmiyor.
Evet Toros TV'nin değerli izleyenleri, biz bugün Toros ailesi olarak Adana Kozan Çarşısı'ndaydık. Kozan Çarşısı Adana'nın bildiğiniz üzere tarihi, hatta sembolü olan çarşılardan bir tanesidir. Biz burada bugün esnafa mikrofon uzattık. Esnafın derdini dinledik. Hepsinin de ortak sorunu Kozan Çarşısı'nın çevre sorunuydu. Bugünlük bizden bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. İyi günler, iyi çalışmalar dileriz.